Kılıçdaroğlu iki önemli ve birbiriyle ilişkili, ilintili açıklama yaptı. İlki, ben iktidara gelene kadar araba almayın, ÖTV'yi indireceğim dedi. İkinci el araç satışları bile bir anda durdu. İktidar ikinci el araba satışlarına yaş sınırlaması getirdi. Vatandaş araba satın almak için resmen Kılıçdaroğlu iktidarını beklemeye başladı. Kılıçdaroğlu'nun ikinci hamlesi de bankalara, oraya buraya kredi borçları vesaire olup hacizlik, icralık olanlar için oldu. Sakın ödeme yapmayın, ben iktidara geldiğimde bir çözüm bulacağım dedi. İktidar da şimdi elektrik, doğalgaz vesaire borcu olan dar gelirlerin borçlarını devletin üstleneceği bir düzenlemeye gidiyor. Neler yapabilecek göreceğiz. Ama Kılıçdaroğlu gündemi çok iyi yakalamış, ekonomik sıkıntıyı biliyor, ona göre davranıyor. Kılıçdaroğlu'nun hep bir adım önde gittiğini görüyoruz. Adeta iktidara hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye getirdiği en büyük değişim yüksek siyaset veya sadece siyaset konuşulmasını bıraktırması oldu. Eski CHP hep laiklikti, Atatürkçülüktü, işte ekonomik çöküştü falan filan, böyle genel konulardan giderdi. O konularda çok hassastı ama oraya da fazla saptanmışlardı. Sokağa günceli koklamıyorlardı. Kılıçdaroğlu CHP'si ise siyaset konuşmayı bir yana bırakarak, değişik siyasi eğilimler arasında da bir konsensus oluşturarak, daha 4-5 yıl öncesinden stratejisini ekonomiyi ve sokağın anlayacağı dilden konuşmak üzerine kurdu. ÖTV'ler yüksek olduğu için araba almayın, iktidarımı bekleyin demesi, haciz gelen borçlarınızı ödemeyin, iktidarımı beklemeyin demesi, tüm bunlar sokağın ihtiyacına göre, sokağın istediği dili konuşmasının ürünleri. Buna popülizm de diyebilirsiniz, ne derseniz deyin. Ben sokağın dili diyorum. Vatandaşın bir derdi varsa ona o dert üzerinde konuşacaksın. Sadece konuşmakta da kalmayıp çözüm önerilerinde de bulunacaksın. Ki vatandaş seni dinlesin, seni anlayabilsin. Kılıçdaroğlu'nun tam yaptığı budur. Sokağın dilini konuşmakta ve doğru yapmaktadır. Bunlar CHP'ye oy kazandıran yaklaşımlardır ve çizilen rota doğru rotadır. Tıpkı CHP'yi halktan uzaklaştıran yüksek siyaset dilinin bırakılması gibi bu işe, sokak diline geçiş de doğru iştir. Aslında Kılıçdaroğlu'nun bohçasında bu tür doğru işler çok var. Geçtiğimiz seçimlerden önce de dar gelirli ailelere yapılan yardımların kadınlara, ev hanımlarına elden verileceğini duyurmuştu. Mantığı da çok basitti. Ev hanımı olan kadın çarşıya, pazara gitmek ister, çarçur da etmez. Alışveriş yapmak kadınların, hele de ev kadınlarının zevk aldığı da bir iştir. Ve çoğu ailede de mutfak alışverişi olsun, kılık kıyafet alışverişi olsun, kadınların görev alanındadır. Alışveriş için kocasından para istemeye gerek kalmayacak şekilde direkt kadının eline parasının verilmesi kadar kadınların hoşuna gidebilecek bir başka icraat olamaz neredeyse. Geçtiğimiz seçimlerde CHP'nin iktidara gelme şansı yoktu ama şimdi ittifak olarak var. Ve bu vaatlerin tekrar gözden geçirilip piyasaya sürmesinin de vakti geldi. Çünkü sokağın dili kazandırır ve dediğim gibi tutulan yol doğru yol. Kılıçdaroğlu'nu da gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Sokağın diline girdikçe kazanacağını göreceğiz, kendisi de görecektir. Zaten gündemi Kılıçdaroğlu'nun çıkışlarının belirlediğini de görüyoruz. Sokağın dilini konuşmak da her baba yiğidin harcı değildir. Sokağın dilini konuşabilmek için sokakla aynı lisanı konuşmak, kavgasında, aşında kalbinizin aynı atması lazım. Dertlerini duymuş olan değil, paylaşmış olan olmak lazım. Elektrik faturası krizinde de öyle olmadı mı? Kılıçdaroğlu kendi evinin elektrik faturasını ödemedi. Tam bir hafta evinde elektriksiz yaşadı. Vatandaşın derdini bizzat kendisi yaşadı. Baktığımızda çoluğuna, çocuğuna, eşine, dostuna, çevresine benzer mütevazi bir yaşam tarzı içinde olduklarını görüyoruz. Hepsi bizden biri gibi yaşıyor. Ortalıklarda da pek görünmüyorlar. Hiçbir lüksleri, şatafatları yok. Sokak eğer siyasetçi de kendini görür, kendinden olanı bulursa peşinden gitmekte ve güvenmekte tereddüt etmez. Önümüzdeki seçimlerde sokağın derdine değer veren ve sokağın dilini yansıtan parti ve lider rakiplerinden bir adım önde olacaktır. Kılıçdaroğlu'nun verdiği mesajlar sokağa ben seninleyim ve senin davanı dert edindim mesajlarıdır.
sokağın hoşuna giden mesajlardır. Sokağa bunu doğru yansıtırsanız sokak da size, sandık da kendisini yansıtacaktır. Sokağın dili argo konuşmak da değildir. Evet, o da biraz kendisinden hissettirir sokağa doğru ama Kılıçdaroğlu'nun o tarzda bir mayası yok. Kibarlığı asla elden bırakamıyor. Biraz alanlarda veya vatandaşın içine çıktığında Ankara gömleğini üzerinden atmasındaysa fayda var. Sarılmayı bilmesinde, hoş sohbet, muhabbetlere girmesinde de fayda var. Sokağın derdini sokakta konuşurken de biraz sokak çocukluğu yapmasında da fayda var. Ve son mitinglerinde olsun, halkla temaslarında olsun bu tarzda zeki, spiritüel kişiliği de yansımaya başladığı ortamlara. Yüz yüze temas ve etkileşimini daha da arttırmaya çalıştığını gözlüyoruz. Kılıçdaroğlu sokağın dilini çok iyi kullanmaya başladı der tek geçerim. Zaten en dipten gelen, memleketin en ücra köşesinde bir köyde doğup, yedi kardeş içinden kendisini geliştirerek bugünlere gelmiş, gelebilmiş Kılıçdaroğlu'ndan daha iyi sokağın halini kim anlayabilir ki? Bay Kemal'i giderek daha iyi tanıyacağız. Açık söyleyeyim, CHP asıl Ecevit'ten bu yana asıl Bay Kemal'le tarih yazıyor. Sokağın halkın partisi olmaya doğru yol alıyor. Hep olması gerekene doğru yol alıyor yani.